Şimdi şöyle iki iddia vardı. Birincisi Kuzey Koreli askerlerin hali hazırda Ukrayna'ya gittiği ve de Rusya'nın yanında Rusya'nın safında savaştı. Diğeri de Amerika'nın daha çok gündeme getirdiği iddia en az 3 bin Kuzey Koreli askerin Ukrayna'ya gönderilmek üzere Rusya'ya nakledildiği ve orada askeri eğitimden geçtiği iddiası. Şimdi bu uydu görüntüleriyle vesaire kanıtlandı diye de günlerdir haberler yapılıyor. Görüntüleri yoktu sonradan görüntüler de çıktı. Evet açıklamalar yapılıyor. O uydu görüntüleri de fotoğraflarda ekrana yansır. İşte bunlar dün BRICS zirvesinin ardından işte gördüğümüz bunlar <laughs> bu hareketlikler bu üstteki bir kanıt olarak değerlendiriliyordu ve Putin'e soruldu. Görüntüler var. Amerika Birleşik Devletleri'de 3000 Kuzey Koreli asker sizin topraklarınızda Vladivostok'ta eğitim görüyor diyor. Ne dersiniz diye sorduğunda Putin çok enteresan bir cevap verdi ve dedi ki görüntü ciddi bir şeydir. Görüntü varsa bir şeyi yansıtır. Yani doğrudan ne yalanladı ne de doğruladı ama daha çok dolaylı olarak doğruladı gibi yorumlanıyor. Yani elinizde bir uydu görüntüsü var, bu da bir şeyi yansıtır demeye getirdi. Birazcık Sovyet usulü diplomasi dilini kullanarak bir taktik uyguladı belki de ve şunu da biliyoruz ki tam da dün Rusya Meclisi Duma'dan bir Anlaşma geçti. O anlaşma Rusya ile Kuzey Kore'nin imzaladığı ve karşılıklı savunma ittifakı kurduklarını gösteren bir anlaşma. En önemli maddesi şunu diyor: Eğer iki ülkeden biri saldırıya uğrarsa, diğeri tıpkı NATO işbirliği gibi diğeri o saldırıya uğrayan ülkeye savunma desteği verecek, yardımına koşacak. Şimdi bu anlaşma da geçti ve bu anlaşmanın gizli bir maddesi de var. O madde acaba Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi? içeriyor diye sorulurken Putin'in bu açıklaması işin rengini değiştirdi. Şimdi başka videolar da ortaya çıkmıştı ee, Rus e, askeri ekipmanıyla donatılan Kuzey Koreli askerler gibi ee, Ukrayna istihbaratı da açıklama yaptı. Şu anda dedi biz Kursk'ta yani tam Rusya sınırındaki en büyük ikinci Ukrayna kentinde Kuzey Koreli askerlerin varlığını tespit ettik. Yani savaşta artık dengeler değişiyor çok kritik bir oyuncu Ukrayna'da denkleme dahil oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikle Kuzey Kore için ne anlama geliyor? Neden Rusya'ya asker desteği veriyor dediğimizde karşılığında alabilecekleri düşünmemiz lazım. Uzmanlara göre üç önemli alabileceği konu var. Biri para, en çok ihtiyaç duyduğu şey çünkü izole bir ülke, yaptırımlara uğrayan, bağımlı da bir ülke açıkçası birçok konuda dışarıya ki ortaklara sınırlı Rusya, Çin, İran başta olmak üzere. İkincisi teknoloji, askeri teknoloji, nükleer teknoloji ve füze teknolojisi. Üçüncüsü de savaş deneyimi. Bu çok kritik çünkü Kuzey Kore yine dünyanın sayıca asker gücü bakımından en büyük ordularından biri ama savaş deneyimi yok. On yıllardır hiçbir yerde savaşmadı. Dolayısıyla aslında Kim Jong-un'un amacının elit birimlerini özellikle Rusya'ya göndererek ya da Ukrayna'da gerçek savaş ortamına sokarak olası bir savaşa ciddi Nasıl? anlamda hazırlık yaptığı yönünde değerlendirmeler var. Ki bunlara katılmamak işten değil. Putin'e sorulduğunda hani Kuzey Kore dahil oluyor denildiğinde Putin'in bir de şu cevabı oldu. NATO askerleri de şu anda bu savaşta. Yani sadece e, üçüncü ülke Kuzey Kore değil. Zaten biz biliyoruz hangi ülkenin hangi haklı askeri. Evet ya. ne şekilde Ukrayna'da diye. E Putin de kendince burada haklı olabilir. Yani en azından böyle bir gerekçe sunuyor. Dolayısıyla Ukrayna'da işler karışık. Peki barış ihtimali var mı? Dün Putin'in çok önemli bir açıklaması vardı. Türkiye'ye de teşekkür etti. Ukrayna ile müzakerelere platform sunduğu için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim dedi ve bir açıklama yaptığı, ilk defa duyduk kendi ağzından. Türkiye'nin Rusya'ya yeni bir müzakere için teklif götürdüğünü, Putin'in kendisinin bizzat bu teklifi kabul ettiğini, yani yeni bir Ukrayna ile müzakereye evet dediğini ki şu ana kadar hep hayır diyordu Rusya. Ama buna rağmen bir gün sonra Ukrayna'nın yine bunu reddettiğini açıkladı. Türkiye'nin de bu nedenle zor durumda kaldığını ima etti. Ee, i̇şte böylesi bir durum var. Bir daha teklif gelir mi? Bir daha teklif gelirse Putin evet der mi? Ya da Ukrayna yine ne der bilmiyoruz ama Türkiye'nin ara buluculuk çalışmaları'nın devam işte ne kadar edemiyoruz. zorlu bir şekilde devam ettiğini buradan anlıyoruz. Doğru.